Evet, İsmail Kartal 14 yıllık rekoru egale etti. Ligde bir mücadele daha kazanırsa Christoph Daum'un rekorunu da ele geçirmiş olacak. İsmail Kartal bunu vurguluyor. Çok sayıları önemsemediklerini söylüyor ama bizim için de ayrı bir önemleri oluyor rekorların. Elbette ki taraftar açısından da camia açısından da Evet. bunlar çok keyifli işler. Bir de ona Birini geçmek bir de takım ya olarak, hem isim onu olarak. hem de kendi kafanda hiç kurmuyorum bile desen yani adını orada görmek hem oyuncu hem teknik adam için elbette ki gurur kaynağı. Fenerbahçe İsmail Kartal'la gerçekten bu süreci rahat aştı. Burada yapılan transferlerin hazır olması, takıma hemen adapte olması ayrı bir konu. İsmail Kartal'ın da bu oyuncu grubunu takım haline getirmesi bence çok önemli. Sonuçta bir toplama takım Fenerbahçe. Yani Evet. bir iki takviyeyle sahaya çıkmadı yeni sezonda. Neredeyse bütün ekip değişti. Burada İsmail Kartal'ın başarısı da çok fazla aslında müdahale etmeden yani herkese kendi olduğu bölgeye nokta atışı bırakıp çok fazla takımı kurcalamadan, saha içinde çok fazla müdahale etmeden herkesi oluruna bıraktı. Sadece forma adaletini dağıtmaya çalışıyor. Zaten gerisi de taktik planlamayla beraber Fenerbahçe'de alıyor yürüyor. Burada sadece lig değil Avrupa'da da gelen bir başarı var. Avrupa'da da yola devam eden Fenerbahçe hiç de kaybedecekmiş gibi gözükmüyor. Bence İsmail Kartal yani Hatay maçında Fenerbahçe elbette ki favori. Orada da kazanıp bundan sonra yani belki kırılması güç bir rekora doğru o unvanı eline alıp devam edecektir. Christoph Daum'un sezon şampiyon olunan sezon muhtemelen. Yani ondan sonra da Fenerbahçe'nin böyle oyunu domine ettiği, hakimiyet kurduğu bir takıma Fenerbahçe'nin gerçekten belli dönemlerde oldu ama böyle bir yıl, iki yıllık süreçte uzun vadede hiç olmamıştı. Sanki onun ayak sesleri geliyor. Bir yandan bazı gruplar tarafından da bu başarı oyuncularla çok atfediliyor. Ama İsmail Kartal da son Kasımpaşa maçının maç sonu açıklamasında bu konuya da biraz değindi. Aslında bu başarı bir yanda da teknik adama yazar dedi. Sen de buna katılırsın. Ya Yüzde elbette ki yüz. yani çünkü oyuncular tamam büyük isimler, kaliteli isimler ama orada senle de konuştuk. Yani Evet. İsmail Hoca da ben buradayım ayıp oluyor yani biraz da beni Haklı. övün diyor. O da haklı tamam çok fazla böyle şan, şöhret, şov işine giren bir teknik adam değil. Yapısı da o değil ama biraz da hakkımı teslim edin diyor. Bence İsmail Hoca gerçekten farklı bir üslupla gidiyor. Yani biraz önce o altını çizdiğim şov işine kaçmadan daha fazla böyle alçak gönüllülükle sadece işini yaparak bir yerlere gelebileceğini de çok bağırıp çağırmadan göstermeye çalışıyor. Belki de Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var. Çünkü saha dışında yönetim, sosyal medya, işte diğer işler Galatasaray'la özellikle böyle birbirlerine sürekli atıp sürekli kavga durumundalar. Birinin de sakin kalmaya, o işlerin dışına çıkıp böyle normal düzeyde işleri götürmeye ihtiyaç var. İsmail Hoca da bunu başarıyla yapıyor. Peki gelen bu başarıyı biraz kadro olarak da değerlendirelim. Tabii. Şöyle bir istatistik de var. Son 4 lig maçında kalede yalnızca 3 isabetli şut görüyor Fenerbahçe. Bu baya büyük bir başarı Çok. bence. Şimdi ofansif olarak güçlü bir takım olduğunu konuşuyoruz ama o defans savunma hattının başarısı da Evet. apayrı bir seviyeye geldi. Şimdi burada Fenerbahçe'nin başarısı ayrı, ligin kalitesini de ayrıca konuşmamız lazım. Bunu sadece Fenerbahçe için değil, üç büyük takım için söylüyorum. Ligin kalitesi şu anda üç büyükler Avcı gelip Trabzonspor bir seviye atlarsa ve Adana Demirspor'la beraber orada bir beşli var. Onun gerisinde bir lig var. Şimdi böyle bir ayrım var. Yani Evet. hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ı şu anda zorlayacak bir takım derbiler dışında gözükmüyor. Makas çok açıldı. Makas çok açık. Fenerbahçe'nin durumuna geldiğimizde sizin zaten elinizdeki silahlar ofansif olarak çok iyi. Yani Tadic, Szymański, Herkes gol katkısı Dzeko, ya veriyor. herkes var. Geçen sene olmayan da buydu bak. Geçen sene bir iki oyuncunun sırtına binip hadi bizi taşı deniyordu. Şimdi değil, daha yaygın. Burada savunmada Fred'in etkisi çok önemli. Oynadığı müddetçe İsmail Yüksek tamam skora çok fazla etki olan bir oyuncu değil. Kendi işinden fazlasını yapmaya çalıştığı zaman başarısız ama sadece işine odaklı, sadece güç ve fiziki yönden iş yaptığı zaman da çok başarılı bir oyuncu. Önünde Crespo var, Zayh var. Bunları da kullanan bir Fenerbahçe. Şunu da belirteyim. Bekao, Djiku, Serdar Aziz ile beraber onun da bu sene
takım iyi olunca Serdar Aziz de o kadar göze batmıyor. Takım kötü olduğunda Serdar'ın bireysel hataları da öne çıkıyor. Öyle de bir durum yok. Tam anlamıyla bir takım olmuş durumdalar. Mesela neresi eksik, nereye takviye yapılmalı diye sorsan şu 8 artı 3'te ben Fenerbahçe'de kimsenin yerini değiştirmem mesela. Evet. Bütün takım ilk 11 olarak tam anlamıyla sahaya oturmuştu. Transfer dönemi bittikten sonra da aslında 6 numarayı da çok fazla konuşmuyoruz. Yani bir eksiklik gibi hissedilmiyor evet. bölgede. Hissedilmiyor çünkü orada biraz önceki duruma dönüyoruz. Yani ligin kalitesi sizi zorlayacak bir durum değil. Fenerbahçe'nin rakibi Galatasaray ve Beşiktaş. Zaten bütün takımlar diğer maçları muhtemelen kazanacak böyle çok garip işler olmadıkça. Fenerbahçe'nin hedefi sadece lig şampiyonu evet de Avrupa'da var. Ha, Avrupa'da, konferansta, çeyrek final, yarı final oraları görmek istiyorsanız belki iyi bir yabancı 6 numara takviyesi olurdu. Ama öyle şart kere şart da değil. Sonuçta Crespo var. Zayh'ı da oraya çekersin. İsmail'i de kullanıyorsun. Biraz da transfer oburluğuna gerek yok. Evet, stoper bölgesiyle ilgili de şunu sormak ve söylemek de istiyorum. Şimdi Bekao Dzeko olduğunda orada büyük bir güç olduğunu hepimiz kesinlikle. Biliyoruz. Dzeko bir yana ama Bekao sanki böyle santrforun yakasını bırakmayacak o gibi tipte, bir potansiyele sahip. Ya hem fizik olarak hem duruş olarak hem de güçlü yapısıyla evet yani Fenerbahçe'nin korkulu rüya gibi yani. Korkulu rüya Fenerbahçe'nin bu tip bir stopere ihtiyacı vardı. Bu oyuncu yani yanına bazen Cicu'yu koyuyorsun, Serdar Aziz'i koyuyorsun ama senin birinci stoperin Bekao. Ve Bekao'nun bir liderlik vasfı da var. Hem geçmiş kariyerinde bunu görüyorduk hem şimdi sağ içinde. Bazı şeyler böyle kaptanlık vesaire seçimli olmaz. Sağ içinde kendini gösterirsin. Bakışınla, duruşunla, hareketinle kaptanlığı, liderliği alırsın. Bekao da o oyuncu. Fenerbahçe bence stoper ikilisine çok iyi iki transfer yaptı. Hiç Cicu için hatta Beşiktaş devredeydi. Onlarla bir yarışa girip aldılar. İki stoper de düzenli, yerli limitine takılmadığı zaman düzenli oynamalı bence. Peki, şimdi ligdeki son 8 maç kazanıldı. Bu karşılaşmaların 4'ünde ilk 15 dakikada bir skor üstünlüğü geliyor Fenerbahçe'den. Bu performans son 3 lig karşılaşmasında sergilendi ve böyle olunca da takım İyi başlayınca iyi gidiyor bir yandan. Bu bir taktik mi sence? Bu erkenden gol bulma olayı yani bunun üzerine çalışılıyor mu? Bunun üzerine çalışılmıyordur. Bu sizin geninize işlediği zaman, takım yapısına işlediği zaman seni sahada üstün kılar. Bak geçen sene Fenerbahçe öne geçiyordu. Oyuncular geri kaçıyordu. Taraftar eyvah diyordu. Evet. Teknik adam Jesus müdahale edemiyordu. Ettiğinde başarısız oluyordu. Fenerbahçe gol yiyordu sonra. Ama şimdi ne görüyoruz? Yani bir golü atıyor, ondan sonra öyle geri çekilmek falan yok. Üstüne üstüne baskı, devam etmek, farkı açmak Fenerbahçe'nin yeni yapısında bu var. Bence en önemli kazanım geçen sezonlara göre bu. Yani o takımın üstündeki o korku gitti. Nasıl gitti? Tadiç'i alırsanız gider. Zeko'yu alırsanız gider. Bekao'yu, hadi Szymański genç biraz daha hani kenara ayırayım. Bekao'yu alırsanız gider. Fred varsa gider. Bu işin doğası bu. Peki o gol atanlara biraz gelelim. Cek'i zaten hep konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz ama Batshuayi'ye bir parantez açalım bugün. Vücut dilini nasıl buluyorsun Batshuayi'nin? Şimdi Edin Dzeko'nun olmadığı bir Fenerbahçe'de sakatlık olur, bir şey olur. Evet. İkinci forvet Batshuayi mi sence? Ya evet. Elbette ki ama çok kaşınıyor. Yani bak takım bu kadar iyi giderken Fenerbahçe yıllar sonra bu kadar şampiyonluğa motive olmuşken ve o motivasyon boş bir motivasyon değil, takım, camia sana o havayı veriyorken kimse Batshuayi'nin nazlarıyla uğraşmaz. Bir anda kendinizi devre arasında kadro dışı bulursunuz. Çok trip atıyor İsmail gibi. İsmail Hoca'nın bir sözüne bakar bak. Tabii. Bir sözüne bakar. Hoca devam etmeye çalışıyor, oyuncuyu kazanmaya çalışıyor. Ne bonservis verilirse verilsin. O yüzden yani Batshuayi evet, ikinci forvetidir, çok iyi oyuncudur ama bir sakin ol. Yani bir sakin ol, koskoca camia senin nazınla, niyazınla, triplerinle uğraşamaz. Bu yeni çıkmaya başladığın erkek arkadaşı, kız arkadaşı falan değil. Yeni flörtün değil Fenerbahçe. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyor. Elinden ne geliyorsa yapıyor. Evet. Tamam mı? Sen yani, de öyle olmak zorundasın. Yani istiyorsan telefonda emojiyle hocaya mesaj et. Yani böyle bir şey yok. İşini yap. Ne görev verilirse yap, Fenerbahçe'yi de yorma. King sence
Batu Şuayn'ın nasıl öne geçti? Önünde mi? Kesinlikle önünde artık. Kanat forveti olarak zaten önüne geçti. Hatırlayalım, sezon başında Batu Şuayn'ı hoca kenarlarda da denedi. Sağda solda kullanır mıyım diye. Onu zaten yapamadım. Olmadı. Bak King geldi. Motive oldu. Geriden döndü. Çünkü King ilk 11 oyuncusunu bırak, kadroya bile giremez diye konuşuluyordu. Doğru. Formayı savaşarak, yırta yırta çalışarak aldı. E tamam, o zaman forma adaleti de King'den yana olacaktır. Peki biraz da sağ açığı konuşalım istersen. Orada şimdi bir İrfan Can Kahveci, Cengiz var. Çok da gözükmeyen bir Emre Mor var. Bir yanda Ryan Kent var. Sen ne düşünüyorsun bu sağ kanattaki oyuncu çokluğu diyebilirim ama tabii herkes oynamıyor. Emre Mor'u çok görmüyoruz. Ryan Kent rotasyonda devreye giriyor. Mesela orada Cengiz'in olduğu bir karşılaşmada İrfan biraz daha orta merkeze çekilebilir mi sence? Öyle bir avantajınız var İrfan Can, çünkü 8 numara da oynar. Öne koyarsın, birazdan 10 numara gibi de oynar. O yeteneği var. Cengiz burada nasıl dönecek? Asıl önemli olan o. Yani o sakatlık sonrası süreci nasıl atlatacak ve çünkü ilk geldiğinde tamam bir iki iş yaptı ama şöyle de bir durum var. Şu anda oturan bir takım var. Düzenli giden, galibiyetlerle yoluna devam eden bir takım var. Kolay kolay da hiçbir teknik adam bu yapıyı bozmak istemez. Cengiz için işler artık ilk geldiği günkü kadar kolay değil. İrfan Can'ı kesmek tamam, biraz yavaş yavaş Cengiz'i oynatırsın ama İrfan Can da performansıyla bu sezon Fenerbahçe'yi taşıyan isimlerden, devreye giren isimlerden. O yüzden Cengiz'in biraz sanki ilk 11'e yerleşmesi süre alır. Yani Emre Mor da şimdi Milyar'dan hiç sonra düşünmüyorum Emre Mor'u gelecek. Neden? Ben de Emre Mor hiç olmuyor bir türlü. Yani Fenerbahçe büyük takım oyuncusu olmuyor Emre Mor. İlk 11'e Emre Mor'u ben yerleştiremiyorum. Türkiye Kupası'nın ilk ayak maçlarında, ilk seviyelerde belki olur. Zaman zaman sonradan sahaya sürer hoca. Sonuçta bir yetenek, bazı katkıları var ama onun dışında Emre Mor Fenerbahçe'nin klasmanında bir oyuncu değil bence. Peki Napoli'den bazı oyunculara takip var. Napoli evet, gözünü bir kestirdi mi? Daha da bırakmıyor. Özellikle Ferdi ve Szymański ikilisi. Ama tabii Fenerbahçe en değerli ikililerinden biri bence, kaybetmek de istemez. Bu takip de devam edecek gibi duruyor. Şimdi bu iş şöyledir. Aldığınız oyuncu başarılı olduğu zaman tekrar o kulübe gözünüzü çevirirsiniz. Bu da Napoli Fenerbahçe arasında öyle bir sistem yaşanıyor. Evet. Normal Szymański de Ferdi de hem genç hem çok yetenekli oyuncular. Ama geçen sezonlara göre Fenerbahçe burada güçlü olan taraf. Yani Kim Min-jae de mesela serbest kalma bedeli vardı. Burada yok. İki oyuncuyla uzun süreli kontratınız var. Fenerbahçe bu oyunculardan belki tarihi bedeller de alabilir. Her şeyin üstüne çıkan bedeller alabilir ama genele baktığımızda bu haberler çıksa da bence yönetim burada yapacağı açıklamalarla bu işlerin üstünü kapatmalı. Yani hiç oyuncunun aklına da sezon sonunda devre arasında Napoli'ye mi giderim, Inter'e mi giderim, Premier Lig mi olur? Bunları düşünmeden işine odaklanmalılar. Bu süreci yönetmek de önemli. Başarı oldukça, çünkü oyunculara teklifler de olur, kafalarda orada karışır, performans düşer. Kesinlikle. Az önce Galatasaray adına Milyar'a dönüşünü konuştuk. Sen de ligden de bahsettin. Ligdeki takımların makas açıldı. Çok da aslında her takımla rakip gibi değilsiniz. Daha çok dört büyükler arasında yarışabilir dedin. Mesela Milyar'dan sonra Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği takımlar Hatayspor, Pendikspor ve ilk üç maç Trabzonspor şeklinde ilerliyor. Bu galibiyet serisi de sanki devam edecek gibi. Şimdi Hatay bu sezonun bence çok iyi bir takımı. Yani gönderdiği oyuncular sonrasında kurduğu yapı, Volkan Demirel'in takımın başında olması, hem ekibi iyi bilmesi, mağlubiyeti yok. Hatay zorlu bir, bence Fenerbahçe için, yani bugüne kadar oynadığı o Avrupa maçları da var ya, onlardan daha zorlu bir karşılaşma. Yani daha fazla sizi tanıyan ve hamlenize hamleyle karşılık verecek bir takımla karşılaşacak Fenerbahçe. Hatay maçı kritik. Ondan sonra Pendik görece olarak zayıf ve Trabzon karşılaşması var. Burada Fenerbahçe bu üç maçı geçtiğinde, hani o İsmail Kartal'ın rekoru dedik ya, o Galatasaray'ın geçen seneki 14-15 maçlık serisini Fenerbahçe direkt bu sezon daha en baştan yakalayabilir.